1995 bulduk. Geleneksel maliyet yöntemine göre böyle, bu şekilde. Şimdi az, daha önce değindiğim gibi faaliyet tabanlı geleneksel maliyetleme yönteminin yani dağıtım yöntemindeki aslında tutarsızlığı, doğru korelasyon kuramaması sebebiyle faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi geliştirilmiş. Öncelikle bir kaynak havuzu oluşturuluyor. Bu kaynak havuzunda faaliyetler belirleniyor ve bunlar belirlenirken, bu havuzlara dağıtılırken maliyetler kaynak sürücülerle dağıtılıyor. Daha sonra buradan da, bu havuzlardan da müşteriler, tarımlara